Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Anapartalar Şehir Hastanesi tramvay hattının ilk kaynağını yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında Kara İsmailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı ile ilgili bilgiler verdi. Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcımız, saygıdeğer Bakanım, değerli milletvekillerimiz, kıymetli belediye başkanlarımız, medyamızın kıymetli temsilcileri, sevgili Kayseriler, Türkiye'nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri'de sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygılarımla selamlıyorum. Anadolu'muzun göz bebeği, şehirlerimizden Kayseri'de bugün yoğun bir programımız var. Kayseri Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulunduk. Kayseri Anapartalar Şehir Hastanesi yüksek hızlı tren, gar, tramvay hattı ilk kaynak törenini gerçekleştirdik. Sizlerle de Kayseri Yerköy hızlı trenle ilgili projemiz bilgilerini paylaşmak için huzurlarınızdayım ve diğer Kayseri'de devam eden önemli projelerimizi de sizlerle birlikte paylaşacağım. Yerköy Kayseri hızlı tren demiryolu projemizin uzunluğu 142 kilometre. Saatte 250 kilometrelik tasarımımızına uygun yeni çift hat şeklinde yapacağız. Hat üzerinde toplam uzunluğu 12.900 metre olan 9 adet tünel yer alacak. En uzun tünelimiz 3.280 metre olacak. Hızlı tren demiryolu hattımızda toplam uzunluğu 2.395 metreyi bulan 18 köprü, 20 üst geçit ve 116 alt geçit yer alacak. Hat boyunca 21 adet de viyadük yapacağız. Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğümüz hızlı tren projemizin ihale işlemlerine başladık. Bu ay içerisinde de bitireceğiz inşallah. Ankara, Yerköy, Kayseri hızlı tren projemizi 4 yılda tamamlamayı da hedefimize koyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yerköy-Kayseri hızlı tren hattımızın devreye girmesiyle birlikte Yerköy-Kayseri arasındaki 170 kilometre olan uzunluk 142 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 3,5 saatten 1 saatin altına inecek. Projemiz tamamlandığında Yerköy-Kayseri arasında 2 saat 30 dakika olan karayolu ulaşımına ciddi bir alternatif sağlamış olacağız. Hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan Ankara-Kayseri ulaşım süresi de 2 saate inecek. Bu hatla birlikte Ankara, Kırıkkale, Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede, Boğazköy ve Kayseri istasyonlarımız arasında bir yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanımız olacak. Yine Kayseri'de hizmetlerimiz devam ediyor. Kayseri'deki Boğaz Köprü mevkiinde 620 bin metrekare alan üzerine 1.8 milyon ton taşıma kapasiteli lojistik merkezini de kuruyoruz. Boğaz Köprü lojistik merkezi faaliyete geçtiğinde Kayseri Uluslararası Taşımacılık Koridorlarındaki payını yükseltecek önemli bir yük aktarma merkezi de haline gelecektir. Değerli basın mensupları, demir yollarına çağ atlattık dediğimizde bize inanmayanları da sesleniyoruz. 2003 yılından itibaren demir yolları için adeta seferber olduk. Eskimiş, yenilenmiş, bir çivi bile çakılmamış hatlarımızı hızlıca ayağa kaldırdık. Yatırım nedir bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nı 19 yılda kendi milli trenini üretecek duruma getirdik. Yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdik. Demir yollarında ilk defa tasarımları yerli olan demir yolu araçları ve ekipmanları üretmeye başladık. Uzun yıllar ihmal edilen demir yollarımızın modernizasyonu ile yüksek hızlı trenleri ülkemizde buluşturduk. Kıymetli arkadaşlar, proje nedir bilmeyenlere inat, Doğu Batı ve Kuzey Güney hattımızda demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getiriyoruz.
Çünkü bizim gayemiz her bir ulaşım modumuzla üreten Türkiye'ye destek olmak.